İlknur'un Tasarım Atölyesi'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bu muska kolyeyi yapacağız. Muska kolye, üçgen kolye, neyse. Bunu çalışacağız. Bu peyote tekniğiyle, şu kısımları peyote tekniğiyle örülen bir çalışma. Miyoki delika boncuklarla örülmüş bir çalışma. Bu sap kısmını işte boynumuza takmak için işte zincire ya deriye herhangi bir şeye takacağımız yeri de özellikle tekli peyote ile ördüm. Bu vesileyle tekli peyote kolay bir şekilde oradan girdim buradan çıktım alttan mı üstten mi diye düşünmeden çok kolay bir şekilde tekli peyote nasıl örülür onu da göstermiş olacağım bugün size. Bunun için gördüğünüz gibi burada 3 renk var. 3 renk çalıştık. İşte kaplamalı bronz rengi, turkuaz ve krem. Ekru, krem bir renk kullandım. Bu kombini ben bu renk kombini çok seviyorum. Böyle tercih ettim. Siz tabii keyfinize, zevkinize kalmış başka renklerde tercih edebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu nasıl yapılıyor? Şu orta kısımdan başlanıyor. Böyle döne döne öreceğiz. Boncuk iğnemiz ve boncuk ipimiz hazır da. Şöyle 1-1,5 metre kadar ip kestim ben. Bunun yeterli olacağını tahmin ediyorum. Hemen başlayalım. Orta kısımdan başlıyoruz demiştik. 3 tane kahverengi boncuk. Kahverengi diyeceğim ben buna. Kahverengi boncuk iğnemi aldım. Şöyle sona kadar getiriyorum. Şöyle alt kısmından üçünden birden geçiyorum. Her zaman yaptığımız gibi başlangıçlarda şöyle bir kere daha geçelim. Dönelim içinden. Şundan da geçeyim. Şöyle. İki kere, üç kere döndükten sonra bir tanesinden çıkacağız. Şöyle bir görüntü var elimde. Bakınız. Bu şekilde bir tane boncuktan çıktım. İki tane kahverengi boncuk alıyorum. Aldıktan sonra boncuğumun çıkmış olduğu, ipimin çıkmış olduğu boncuğun hemen yanındakinden geçiyorum. Şöyle geçtim. Böyle bir görüntü var. Hemen iki tane daha kahverengi alıyorum. Yine ipin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan giriyorum. Şöyle geldikten sonra şöyle iki boncuğum oraya yatıyor. Yatırıyorum. Sonuncu boncuğuma sıra geldi. İki tane alıyorum. Şimdi buradan çıkmış. Bakın. Onun yanındakinden ve hemen yanındakinden de yukarıya çıkıyorum. Bunu niye yapıyorum? Sıra başına gelmek için artık üçünü de çalıştığıma göre başa gelmek için ikisinden birden çıkıyorum. Şöyle bir görüntü var elimde. Bu şekilde. Yine iki tane aldım. Şöyle birinden çıktım. Şimdi artık peyotemi örmeye başlıyorum. Burada bakın bir boşluk var. Bu boşluğu
desenimi takip ederek modelime göre renklendireceğim, çalışacağım. Şimdi bakın, burada boşluk olduğuna göre şu ilk boncuğum burada mavi. Şu mavi boncuğu yerleştireceğim. Ondan sonra tekrar bu ikili çift çalıştığım boncukları çalışacağım. Üçü için de bunu çalışacağım, devam edeceğim. Mavi boncuğumu yerleştirdim. İkililerin birine girdim. Şimdi iki kahve alıyorum. Yine şimdiye kadar yaptığım işlemi yapıyorum. İpimin çıktığının yanındakinden giriyorum. Mavimi yerleştiriyorum. Yani tepelerdeki boncuklara girmiş oluyorum. İki tane kahve. Şimdi sona geldim. Ne demiştik? İkisinden birden yukarıya çıkıyorum. Sona geldiğimde. Şimdi bakıyorum modelime. Şunları yatırayım. Şöyle. Bakalım modelimize. Maviden sonra şimdi takip etmeyi de burada göstermeye çalışacağım. Peyoteyi nasıl takip ederiz? Şimdi bu maviyi koyduk. Hemen bir üstteki sıraya bakıyorum. Şu şöyle elinizi koyun, en son koyduğunuz çalıştığınız boncuğun üstüne, onun üstüne denk gelen yerdeki boncukları çalışacağım. Yani aynı sırada olan bir mavi ve ikinci mavi, ondan sonra o ikili kahverengileri çalışmış. Bakın bu şekilde çalışacağım. Demek ki mavinin iki yanına birer tane mavi koyacağım, ondan sonra kahvelere devam edeceğim. Mavimi koydum. Şimdi sıra baştaki bu iki tane kahverengileri çalışıyorum. Buradayım. Bakalım. Biz iki kahverengiyi çalıştık. İki maviyi çalıştık. Şöyle iyice göstereceğim size. Şimdi bakın. Şu iki maviyi çalıştım ya. Hemen şu üst kısmına bakınız. Bunların hemen yanında ne var? Bu mavi var. Demek ki bu mavi maviyi çalışacağım. Şöyle bunun tam aynı sıradaki boncuklarını takip ediyorum. Bu mavi yanında, bakın bu beyaz diyeyim. İşte krem, neyse. Mavi, beyaz, mavi. Hemen kahverengilere geçiyor burada. Demek ki ben mavi, beyaz ve mavi çalışacağım. Bunların üçü bakınız aynı sırada. Şöyle, yani peyoteyi de bu şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi başta şey yapayım, iyice takip etmeyi de göstereyim istiyorum size. Sonra hızlı hızlı devam ederiz. Mavi
ortadaki beyaz. Bir mavi daha. Bu şekilde üç tarafını da aynı şekilde çalışacağım. Şimdi üç tarafını da yaptım. Yaptık birlikte. Bakalım şimdi bu sırayı yapmıştık. Hemen bu mavi, bakın 1 2 3 tane mavi yaptık biz. 1 2 3 mavi. Onun üstünde ne var? Bir tane beyaz var. Hemen onu takip eden sırada ne var? Bakın. Bu beyaz tam ona denk gelen yerde beyaz, mavi, mavi ve bir beyaz var. Demek ki bunları çalışacağım. Bakın böyle iğnenizi koyun. Bu şekilde bu sırada bu sırayı çalışacağım. O bize kendini gösteriyor. Beyazla başlıyorum. Beyaz. Mavi. Bir mavi daha ve bir beyaz daha. Bu sırayı da bu şekilde. Üçünü birden dönüyorum şimdi aynı. Bakın bu köşelerdeki çift çift çalıştığımız yerde bir renk değişikliği var. Onu da nasıl göreceğiz? Başlangıcında şu ortada bağladığımız 3 tane vardı ya, oradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneden sonra beyaz yapacağız şu köşedekileri. 2 tane beyaz alıyorum. Şimdi desenine bakacağız. Şöyle. Ne yapmıştık? Bu beyazları koymuştuk. 2 tane mavi koymuştuk. Şimdi o beyazın hemen yanına bakalım. Bakın. Şurada. Şöyle. Hemen bir üstünde. Bakın. Beyaz, kahve, mavi, kahve, beyaz. Bu sırayı çalışacağız şimdi. Bundan sonra bir sıra beyaz yaptıktan sonra 1, 2, 3 sıra mavi. Bir sıra kahverengi yapmışız. Bu ikili çalıştığımız yerleri. Şimdi bu sırayı çalışalım. Bir beyaz. Şöyle önümde dursun. Bir kahve. Bir mavi, şu baklavayı kapatıyoruz. Deseni. Bir kahve. Ve bir beyaz. Ne yaptım burada, ipi dönmüş. Sökeceğim.
Evet, 3 sırayı da ben çalıştım bu şekilde, bakın. Şimdi bakıyorum, bu köşeyi mavi yapmış. Biraz önce demiştim. 2 tane mavi ile bu köşeleri yapıyorum. Şimdi model elimi alacağım. Bakacağız bakalım diğer taraflarında ne çalışacağız. Bakıyorum. Mavi çalıştığım yer böyle. Burada bakın. Bunun sırasına bu kahverengi denk geliyor. 1 kahve, 2 3 4 5 6 tane. Yani başa kadar bu sırayı hep kahve çalışacağım. Ondan sonra köşemi yapacağım. Boşlukları peyote çalışıyoruz. Tepelerdeki boncuklara giriyoruz. Böylece peyotede çalışmayı göstermiş oldum size. Bu sırayı ne demiştim? Kahverengiyle devam ediyorum. Şimdi ben bu üç köşeyi döneyim. Diğer iki köşeyi de duraklatacağım videoyu. Yapayım geleyim. Çok uzamasın. Evet. O sırayı tamamladım. Kahverengilerle olan sırayı. Şimdi ikinci mavilerle olan köşelere geçtik. Bakalım burada. Buradayız. Şöyle işimi de tutayım. Nasıl takip edeceğiz? Bakın burada çıktık ya, bu mavileri taktık. Çıktık şimdi buradan. Şöyle ipi alayım. Şuradaki boşluğu dolduracağız. Şurada altta beyazım var. Bakıyorum buradan nasıl bakacağım. Şu bir tane beyazım ya. Bunun üstünü dolduracağım ya. Dolduracakmışım. Yani oraya denk geliyor. Hemen onun üstüne bakıyorum. Orada ne var? Bir tane beyaz var. Demek ki bu beyazın sırasını takip edeceğim. Hemen böyle yapıyorum. Bakıyorum. Bakınız. Tam ona denk gelenler. Şöyle taktığım zaman diğer beyaza denk geliyor. Bakın. İğnem. Şöyle. Demek ki bu sıra. Neymiş? 1 beyaz, 2 beyaz, 3 beyaz, 4 beyaz, 5, 6, 7 tane beyaz çalışacakmışım bu sırayı da. Hemen çalışayım. Sona kadar geldim. Köşeye de girdim ve o köşedeki iki tane boncuğumu yerleştiriyorum maviye. Çıkıyorum maviden. Bu iki sırayı da çalışayım ben. Duraklatayım videoyu şimdi. Ondan sonra diğer sıraları yapalım beraber. Geldim şimdi uca. İki tane mavi. Çünkü üç sıra mavim var orada, köşeler. Hemen şimdi desenimize bakacağız. Bakalım şimdi. Buradaki mavinin üstüne bakacağım. İlk sıradaki mavinin üstünde, yani ilk şu renklere geçtik ya. Şu mavinin üstünü bakın burada. Bunu doldurmam gerekiyor. Demek ki onun üstüne bakıyorum. Demek ki sıram bu. Yani kolay yoldan böyle bulabilirsiniz.
Şimdi bu sıraya denk gelen şeyleri, boncukları takip ediyorum. Beyaz, kahverengi, beyaz, kahverengi ve bir kahverengi daha. Ortaya kadar aynı zaten. Beyaz, kahverengi, beyaz, kahverengi. Sonra kahverengi, beyaz, kahverengi, beyaz. Çalışalım şimdi bunları. Ne dedik başta? Beyaz. Beyaz diyorum, kahverengi geçiyorum. Söylediğimle yaptığım aynı değil. Şimdi beyaz, kahverengi, beyaz, kahverengi. Şimdi buraya kadar yaptığım gibi simetriğini yapacaktım. Kahverengi. Zaten desenden anlıyorum onu. Beyaz. Şu kıvrımlar oluşuyor. Kahverengi. Ve beyaz. Diğer bu iki sırayı da yapayım. Geleyim. Evet, geldik şimdi. Bu maviler 3 sıraydı. 3 sıra. Bu son kahverengili sırayı yapacağız. Şimdi bu ikili çalıştıklarımızı kahverengi yapıyoruz. Şöyle geçelim, ondan sonra desenimize bakalım. Bakalım. Şu mavinin üstüne denk, şöyle denk gelen boncuğu bulacağım. Dolayısıyla sıramı bulacağım. Bakalım burada nerede? Bakın. Şu kahverengi zaten geçirdim ya. Bu bunun sırası bu. Şu. Şunları taktık. Şimdi tam denk gelen kahverengi, beyaz. Bakın. Çok kolay. Kahverengi, beyaz, kahverengi, kahverengi, beyaz. Demek ki nasıl başlayalım? Kahverengi diyorum, mavi, mavi. Mavi, beyaz, kahve, kahve. Ve bir beyazdan sonra aynı işlemi uygulayacağım. Mavi, beyaz, kahve, kahve, beyaz. Yapalım şimdi. Mavi, beyaz, işte ekru, krem, beyaz değil. Bu videoları da duraklatıyorum. Neden duraklatıyorum? Daha önce hiç böyle bir şey söylememiştim. Niye duraklatıyorum diye aklınıza bir şey geldiyse, şundan duraklatıyorum. Bakın yine şimdi duraklattım. Küçük oğluşum okuldan geldi. Şimdi niye duraklatıyorum? Ben normalde işte siparişler vesaire yoğun bir tempoda çalışan bir insanım aslında. Bu çekimler için bugünümü ayırdım. Birkaç çekim yapmak istiyorum aynı gün. Sizinle paylaşmak üzere. Dolayısıyla telefonum doluyor. Dolunca da işte bırakıyor çekmeyi falan. Sıkıntı yaşıyorum. O yüzden böyle hani bir sırayı gösterip duraklatmayı tercih ediyorum. Sıkıntı yaşamamak, birkaç video hani çekmek için. Şimdi yine duraklatayım. Bu sırayı böyle yaptık.
Bakın modelimiz zaten çıkmaya başladı. Sona geleyim, buraya geleyim. Orada tekrar öbür sıramıza devam ederiz. Sırayı tamamlıyorum. Ve geldik son sıramıza. Son sıramızda artık çift çift yapmadık buraları. Şöyle bir estetik olsun. Tek boncukla çalıştım. Böyle bir tane boncuk alıyorum. Normal peyote devam ediyorum. Yani o köşedeki atraksiyon yok. Şöyle tam üçgen bir görüntü. Son sıramıza da gelirsek belli zaten artık yükseltilerden. Beyaz, mavi, beyaz, kahve, iki beyaz, kahve, beyaz, mavi, beyaz. O şekilde sonlandıracağız. Bu sırayı yapalım. Sonra sap kısmına, uç kısmına gelecek sıra. Onu göreceğiz. Beyaz, kahve, beyaz, bir beyaz daha, kahve, beyaz. Beyaz, mavi, beyaz ve şu köşedeki bir tane kahverengimi koyduktan sonra diğer iki sırayı yapıp geliyorum. Son beyaz boncuğumu takıyorum. Şimdi sap kısmını öreceğiz. Ve başladı dediğim gibi tekli peyote en kolay nasıl örülür onu göstereceğim size. Şimdi buraya geldim. Şuradan bir girelim. Şunu çekeyim, şöyle biraz fluluk veriyor. Boncukların arasından yürüyeceğim. Bakayım nereye kadar gelmişim. Şöyle biraz ilerleyeyim. Bakın buradan şu boncuktan hemen buraya atlamaya çalışmayın. Ya bir üstünden ya bir altından, yani ilerleyeceğiz. İpimiz gözükmesin. Şöyle gelelim. Mesela kahverengiden de inebiliriz. Yukarıdaki buradan da çıkabiliriz. Gelelim. Şu kahverengiye girelim. Şu kahverengiye girersem. Evet, tam da oraya gelmem gerekiyor. Evet. Şimdi buraya geldim. Buradan uç kısmını peyote şeklinde, tekli peyote, 5 boncuktan oluşan şekilde örmeye başlıyorum. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi sap kısmını dediğim gibi yapmaya başlıyoruz. Bir tane kahverengi alıyorum. Peyote öreceğim şimdi burada. Tekli peyote. Ve kolay şekilde nasıl örülür onu göstereceğim size. Bir tane buraya kahverengi yerleştiriyorum. Bir tane beyaz yerleştiriyorum. Yerleştirirken bakın, şimdi beyazı gireceğim ya burada üstte. Hem bu beyaza hem de yanındaki kahverengiye giriyorum. İkisine bir giriyorum. Son boncuğa iki boncuk birden giriyorum. Kahverengiyi alıyorum şimdi. Bu çıkmış olduğum şundan değil, bakın şuradan çıkıyor ipim. Şu kahverengiden çıkıyor ipim. Şundan. Bu ipimin çıktığı boncuğa
tersinden giriş yapıyorum. Kahverengi boncuğumu aldım. Direkt o boncuğum oraya oturuyor ve ipimi oradan hemen çıkarıyorum ve sıra başına geliyorum. Bu kadar kolay. Beyaz, krem, neyse boncuğumu yerleştiriyorum. Bir tane daha beyaz. Burada bu başta hiçbir şey yapmıyorum. Bir tek bu sondakinde yapıyorum. Bu normal kahverengimi aldım. Normal peyoteme devam ediyorum. Yani bir tarafta bir şey var. Bir oynama işte, bir atraksiyon, bir şey yapıyoruz. Şimdi burada hem krem rengi boncuğa hem de kahverengi, ikisine birden giriyorum. Bu şekilde kahverengiyi alıyorum. Bu çıktığım kahverengiye tersten çaprazlama giriyorum. Sadece kahverengiye giriyorum. O kahverengim oraya oturmuş oluyor. Hiç dönmeyeyim, buradan devam edeyim ya da döneyim. Bakın böyle ipim burada ya. Hemen direkt yukarıya çıkıyorum kahverengiye ve tekrar işime devam ediyorum. Yani tekli peyotelerde alttaki boncuğa girdim, üste çıktım, oradan bir şeyler, onları o kadar uzun işlem yapmanıza hiç gerek yok. Sadece sondaki boncuğa girerken, yani sondan bir öncekine girerken sondakiyle birlikte girmeniz yeterli. Bu başta hiçbir şey yok demiştik, normal peyotemiz. Bakın hani buna girip de buradan aşağı in yukarı çık yapmanıza hiç gerek yok. Bu krem rengi ile kahverengi ikisine bir giriyorum. Ve kahverengi alıyorum. Çıkmış olduğum kahverengiye tersinden girerek devam ediyorum. Bu boncuğum, kahverengim oraya oturuyor. Ve direkt başa çıkıyorum. Bunu şimdi ben belli bir miktar öreyim. Katlayarak arkaya dikme kısmını birlikte çalışalım. Biraz daha yapayım. Sap kısmını ördüm. Bu kadar. Geldim. Şimdi bu başlangıç ipimiz burada. O sizi yanıltmasın. Onu sonra böyle iğneye takarak, içlerden yürüterek, artık bunu gösterdim birkaç defa. Onu söylememe gerek yok. Yürüterek yok edeceğim. Şimdi burada bitirdim. Bunu çevirerek şimdi buraya dikeceğiz. Boncuktan boncuğa gireceğiz. Öyle kötü bir görüntü, çirkin bir görüntü istemiyoruz. Bakın burada şuradaki beyazlara bakın. Bakın şurada şöyle. Bakın tam da bunun burada içeri girik yerler, nasıl deyip bilemedim. Burada dışarı çıkmış. Yani tam birbirinin dişlisi gibi bunlar. Biz de tam oralardan dikeceğiz. Şimdi buradan çıkmışız. Tam denk gelen kahverengisi bu. Kahverengiye girdim. Buradayım. Şimdi üstteki beyaza giriyorum. Hemen sıkmayayım. Görün. Şöyle. Bu beyazdan iniyorum. Ortadaki beyaza. Bu beyazdan çıkıyorum.
beyaza, bu yandaki beyaza, en son toplayacağım hepsini. Buradan şuradaki alttaki başta göstermiştik ya, tam denk gelen. İnşallah kaybetmedim elime göstermeyi. Alttaki kahverengiye bakın ve sondaki bu kahverengiden çıkacağım. Ne oldu? Bütün dişliler birbirine oturdu. Düzgün bir şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi buradan tekrar bu işte bir alttakine bir üsttekine girerek onu sağlamlaştırıyorum. Bir alttaki boncuğa bir üsttekine sırayı karıştırmadan. Bakın böyle tertemiz diktik oraya. Şu kahverengiden bir üsttekine girdim. Buralarda artık bunu yukarıya doğru yürüterek ipimi yok edeceğim. İp yok etmeyi, işimizi sonlandırmayı göstermiştim. Şuradaki kahverengiden çıkıyorum. İşte böyle zikzak çizerek boncukların aralarında ipimi göstermeden temiz bir şekilde bitiriyorum. Neyse beraber yapalım. Böyle birkaç sefer. Şu sona geldiğimde şurada ben hatta şöyle küçücük bir asılı duracak ya boynumuzda. Şöyle düğüm atalım. Tekrar girelim boncukların arasına. Bir iki defa. Ondan sonra keselim. Hemen düğümden sonra kesmeyin. Bunu da aynı şekilde orta kısmında yapacağım. Evet, bugün bu üçgen kolyeyi, muska kolye ne derseniz işte, bunu çalıştık, bunu göstermeye çalıştım. Aynı zamanda tekli peyote kolay şekilde nasıl örülür onu anlatmaya çalıştım size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.